Hepinize merhaba. Sunar Doğan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bu güzel motifin yapımını göstereceğim. Çok kolay ve güzel bir model. Sonrasında ise birleştirme işlemini yapacağız. Yapımı çok kolay. Gösterişli güzel bir model. Arkası da bu şekilde. Sehpa örtüsü ya da masa örtüsü yapabilirsiniz. Farklı alanlarda çok amaçlı kullanabilirsiniz. Evet, modelim böyle. Hemen kullandığım ipi göstermek istiyorum. İpin markası budur. Evet. Şimdi ipimi de göstermek istiyorum. İpim de bu şekilde. Böyle. Evet, ipimi de gösterdikten sonra hemen başlayalım. 6 numarada tığ kullanacağım bu modelim için. Siz de elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Tığ numarası önemli değil. Evet, başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Biraz şöyle uzun bırakıyorum ki onu arada yürüteceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane zincir yaptım. 10 tane en alttan ikinci zincirime buraya böyle ilmek kaydırmayla sabitledim. Ve küçük bir halkamız oluştu. 5 zincir yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tığımızı 2 sefer sarıyoruz. Bu ipi de aradan yürüteceğiz. Halkamızın boşluğuna 2 2 trabzan yapacağız. 2 2 çıkartarak. Zincirimle birlikte 2 tane oldu. Tekrar 2 sefer sardım. İki iki çıkartarak üçlü bir trabzan yaptık. 3 oldu. Toplamda 6 tane olacak. Evet, 2, 4 ve 6. Zincirimi de sayıyorum. Şimdi buraya 12 tane zincir yapacağız. 1 Toplamda 12 tane yaptım. Ve buradan sayıyoruz 1, 2, 3, 4 ve 5.'ye. 5.'ye. Şöyle ikisini bir alarak İlmek kaydırmayla sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5.'ye. Şimdi şöyle küçük bir halka yaptık buraya. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yapıyorum. Tekrar 2 sefer sarıyorum. Buraya 2, 2 çıkartıyorum. Sefer sardım. Altı tane olacak. Dört oldu. Evet, 6 tane 2, 4 ve 6. Şimdi yine 12 tane zincir. 1, 2, 3,
12 tane zincir yaptım. 1, 2, 3, 4, 5'inciye ilmek kaydırma ile sabitledim. Tekrar 5 zincir 2 sefer sardım. Buraya aynı işlemi yapıyorum. Evet. Tekrar buradaki bu işlemin aynısını yapacağız. Evet, bu şekilde bunu nasıl yaptıysak diğerini de aynı şekilde yaptım. 1, 2, 3 tane oldu. Şimdi buraya da yapacağız. 4 tane olacak. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzanımız bu şekilde yaptık. 1, 2, 3, 4 tane de bu şekilde trabzanımız var. Şimdi yine 12 zincir yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane zincir yaptım. 1, 2, 3, 4, 5'inciye ilmek kaydırma ile sabitledim. Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir yapıyorum. Bu şekilde halkamız hazır. Ve buradaki yapmış olduğumuz zincirin üzerine ilmek kaydırmayla sabitliyoruz. Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 sefer yine sarıyoruz. Hemen ikinci trabzanın üzerine buraya. Bu sefer 2 2 çıkartacağız ama 2 sefer yapacağız bu işlemi. 2 çıkarttım. 2 çıkarttım. Tığımda 2 tane ilmek var. Yine 2 sefer sarıyorum sıradaki yere. 2 çıkartıyorum. 2 çıkartıyorum. 3 oldu. 2 sefer sarıyorum sıradaki yere. 2 çıkartıyorum. 2 çıkartıyorum. 4 oldu. Yine 2 sefer sardım. 2 2 5 oldu. 2 sardım. 2 çıkartıyorum. 2 çıkartıyorum ve bu şekilde tığımda 6 tane ilmek olmalı. 3 ve 6 tane olmalı. Hepsini bir bu şekilde çıkartıyorum. 1 2 zincir yapıyorum. Bu sefer tığıma 3 sefer sarıyorum ve buradaki halkamıza geçeceğiz. 3 sefer sardım. Halkamın boşluğuna yine 2 2 çıkartacağım. 2 2 2 2 2 çıkartarak bu şekilde trabzanlar yapıyoruz. 2 zincir olacak. 3 sefer sarıyoruz. Halkamın boşluğuna yine 2 2 çıkartıyorum. Bu şekilde 2 zincir yapıyorum. 3 sefer sarıyorum tığıma. Bu şekilde 11 tane trabzanım olacak. 3 tane oldu. Arada da 2 zincir var. Evet, bu şekilde 1, 2, 3 tane oldu. Toplamda 11 tane olacak. 3 sefer sarıyoruz tığımızı ve 2, 2 çıkartıyoruz. Arada da 2 zincir var. Bu şekilde 2 zincir yapıyorum.
ve 3 sefer sarıyorum. Bu şekilde 2 2. Evet, bu şekilde 2 4 6 oldu. 11 tane olacak. Oldu. Evet, bu şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane oldu. 2 zincir yapıyorum. Yine bu sefer 2 sefer sarıyorum tığıma. Buraya trabzanların üzerine geçtim. 2 2 çıkartıyorum. Yine 2 sefer sarıyorum. Sıradaki yere 2 2 çıkartıyorum. 3 oldu. Evet, bu şekilde 6 tane oldu. Hepsini bir çıkartıyorum. 1 2 zincir yapıyorum. Tekrar 3 sefer sardım ve buradaki halkaya geçiyoruz buraya. 2 2 2 çıkartıyorum. 2 zincir olacak. 3 sefer sarıyorum. 8. Toplamda 11 tane yine olacak bu şekilde. Evet, bu şekilde sıranın sonuna geliyoruz. Aynı bunları yaptığımız gibi diğerlerini de yaparak sıra sonuna geliyoruz. Evet, bu şekilde sıra sonuna geldik. 11'er tane trabzan var buralarda. Şimdi sıranın sonunda buraya yine 2 zincirimi yapıyorum. Buraya ilmek kaydırma ile sabitledim. Şimdi kenar uyasını yapıyoruz. Buraya bir tane sabitledim. Hemen buradaki ilk boşluğa geçiyorum. 1 aynı yere ikinci yaptım. 2 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir yapıyorum. Buradaki yere böyle sabitliyorum. Yan tarafa geçiyorum. 1 2 1 2 3 zincir yapıyorum. Buradaki yere böyle sabitliyorum. Kenar ayısı da bu şekilde. Gayet kolay. 1 2 3 zincir bu şekilde üzerine sabitliyorum. 1 2 3 zincir
Evet, bu şekilde yapıyoruz. Aynı işlemleri yapıyorum. Evet, son boşluğa da iki tane sık iğne yaptım. 3 zincir. Bu üzerine sabitliyorum. Buraya boşluğa geçiyorum. Bir tane yapıyorum. Buradaki yere ilmek kaydırmayla yaptım. Tekrar buraya da bir tane yapıyorum. Ve buradaki ilk boşluğa geçtim. 1 2 3 zincir yapıyorum ve bu şekilde sabitliyorum. Evet, aynı işlemleri yaparak sıra sonuna geliyoruz. Evet, bu şekilde sıramızın sonuna geliyoruz. Aynı işlemleri yaparak böyle yapalım. Aynısını yapıyoruz ve sıranın sonuna geliyoruz. İlmek kaydırmayla sabitleyerek tamamlıyoruz ve bu şekilde güzel bir motifimiz oluyor. Ve birleştirme işlemlerini yapacağız. Evet. Tamamlayalım ve birleştirme işlemlerine geçelim. Evet, bu şekilde motifimizi tamamlıyoruz ve birleştirme kısmına geçelim şimdi. Burada bir, iki tanesini tam yaptım. Üçüncüsünü ise 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane bu şekilde tomurcuğunu yaptık. İki tanesini birleştireceğiz. İki tane yerini birleştireceğiz ve iki tanesi de boşlukta kalacak. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4. 4 tane. Şöyle tekrar göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tomurcuk yaptık. Ve burada da bu kadar trabzan kaldı. Şimdi buraya tekrar 1, 2 tane sık iğnemi yaptım. Yaptıktan sonra şimdi birleştirme yapacağız. Bu iki tanesi boş kalacak. Şuraya iki tane boş kalacak. Bununla bunu birleştireceğiz. İlk önce bunu birleştirmemiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4.'ü birleştiriyoruz. Böyle tığımı aldım. 1, 2 zincir yapıyoruz. Buraya tekrar böyle sabitliyorum. Yan tarafa geçiyorum. 1 2 tane sık iğne yaptım. Yine 2 zincir yapalım. Sıradaki yere. Şekilde sabitliyorum. Böyle birleştirmemiz bu şekilde oluyor. İki tane daha yapacağız tomurcuğu ve diğer yan tarafa geçeceğiz.
Evet, buraya da iki tane yapmış olduk. Evet, bu şekilde birleştirmemizi yaptık. Evet, iki tane buraya yaptık tomurcuğu. Şimdi şuraya birlikte yapalım. İki tane yaptıktan sonra buraya bir, iki tane yapıyorum. Bir, iki zincir yaptım. Yine buradaki karşı motiften bir, iki tane bırakıp üçüncüye. İki tane bırakıp bir, iki tane bırakıp buraya üçüncüye yine iki zincir yapıyoruz. Sabitliyoruz. Tekrar yan tarafa geçtim. Bir, iki zincir, iki sık iğne yaptım. Yine iki zincir ve sıradaki yere. Sabitledim. Sıradaki yere geçtim. 2 sık iğne, 3 zincir üzerine sabitliyorum. Evet. Şimdi buralara yine aynı şekilde tomurcuk, 2 tane sık iğne ve 1 tane 3 zincirle sabitleyerek devam ediyoruz. Buraya kadar geliyoruz. İlmek kaydırmayla sabitleyip ipimizi kopartıyoruz. Birleştirme işlemi de bu şekilde oluyor. Evet, bu şekilde sıra sonuna geldim ve ilmek kaydırma yöntemiyle buraya sabitleyerek ipimi koparttım. Bu şekilde iki parçanın birleştirmesi böyle oluyor. Diğer parçaların birleştirmesini de göstereceğim. Ve bu şekilde sehpa örtüsü ya da masa örtüsü modelleri yapabilirsiniz. Evet, aynı yöntemle üçüncü parçayı da birleştirdim. Bu ikisini nasıl birleştirdiysek burayı da yine aynı şekilde birleştiriyoruz. 6 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tomurcuk kısmını yaptıktan sonra bu ikisini birleştiriyoruz. Yine 2 tane boşluk kalıyor. Ve buraya yine aynı şekilde devam ediyoruz. 2 tane boşluk kalıyor. Diğer birleştirmemizi de aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi dördüncü parçayı birleştireceğiz. Hem burayı birleştireceğiz hem de karşı tarafı birleştireceğiz. Bu yüzden hemen yine aynı şekilde yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bu şekilde tomurcuğumuzu yapalım. Ve buraya yandaki boşluğa geçtim. 1, 2 tane sık iğne yaptım. 2 zincir yapıyorum. İlmeğimi çıkardım. 2 tanesi kalacak. Bunun 2 tanesi kalacak. 3 ve 4'ü birleştireceğiz. Şöyle. 4'üncüye. İlmeğimden geçirdim. Ve 2 zincir yaptım. Buraya yine kaydıralım. İlmek kaydırmayla 1, 2. Yine 2 zincir yaptım. Hemen yandaki yere kaydırdım. Yine 2 zincir yapalım. Buraya tekrar ilmeğimizden kaydıralım. Evet, birleştirme yapmadan devam ediyoruz.
Evet. Bu şekilde birleştirmemizi yaptık. Devam edelim. Buradan devam edelim. 3 zincir yaptım. Buraya böyle sabitledim. Buradaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Buranın üzerine ilmek kaydırmayla geçtim. Ve buraya yine bir tane sık iğne. İkinci sık iğnemi yaptım. 3 zincir sabitliyoruz. Evet, iki tane yaptım. İki tane sık iğnemi yaptım ve iki zincirimi de yapayım. Şimdi ise buradaki iki taneyi bırakıyoruz. Üçüncüye yapacağız. Evet, şimdi buradan bir iki tane bırakıyorum. Burayı birleştireceğiz. Bir iki tane bırakıyorum. Üçüncüye. Bu şekilde. Sığımda iki zincir yaptım. Yine buradaki yere ilmek kaydırmayla sabitledim. Bir, iki tane sık iğne, iki zincir yapıyorum. Ve buraya sıradaki yere. İki zincir yaptım buraya yine ilmek kaydırmayla geçtim. Evet, birleştirme yapmadan devam ediyoruz. Diğer iki parçayı da aynı şekilde birleştirme yapacağız. Evet, bu şekilde birleştirmemizi yaptık. Şimdi diğer parçayı da aynı şekilde iki taneyi yaptıktan sonra bir iki taneyi yaptıktan sonra tekrar birleştirme yapıyoruz. Evet, buradan da yine bir iki tane bırakıp burayı birleştireceğiz. Orayı da hemen göstereyim ben. Bir tane yapmışım ben. Bir tane yapmışım. İkinciyi de yapalım. Yan tarafa ikinciyi de iki tane sık iğne yaptım. Sabitleyelim. Yan tarafa geçiyorum. Bir, iki tane yaptım. Ve buradan da bir, iki tane bırakıyoruz. Üçüncüye bir iki tane bırakıp şöyle yakından göstereyim. Bir iki tane bıraktım. Yine iki zincir yaptık. Buraya sık iğnenin üzerine ilmek kaydırmayla geçtik. 1 2 2 zincir yaptım hemen sıradaki yere. Yan tarafa geçtim. Evet, sonuncu da yaptıktan sonra buraya bir tane
Evet, bu birleştirmemizi de yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Yine iki tane bırakacağız. Bu birleştirmemizi yapacağız. İki tane yaptıktan sonra tekrar 3 ve 4'ü burada birleştireceğiz. İki tane burayı da yapacağız. 3 ve 4'ü birleştireceğiz. Evet, bu şekilde modelimin sonuna geldim. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Harika, çok güzel bir model oldu. Salon takımı, sehpa örtüsü, masa örtüsü de yapabilirsiniz. Yapımı da çok kolay ve şık bir model oldu. Ütü yapmadım daha henüz. Üzeri ütülü değil. Bu şekilde bile çok güzel oldu. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.